Ekmek Virgül'e hoş geldiniz. Kadınların hikayeleriyle dopdolu programlar yapmaya devam ediyoruz. Bu kadınların hikayeleri kimi zaman gerçek hikayeler oluyor. Yani sizin hikayeleriniz. Kimi zaman da bizim her birimizin hayatından çıkarılmış, sonuçlarla yazılmış gerçekten hikayeler oluyorlar. Şimdi hayat dediğimiz tabii her zaman mutlulukla, her zaman huzurla geçmiyor. Hangi hayat öyle ki gerçekten? Belki de sadece dizilerde olur o. Ama diziler bile öyle değil artık biliyorsunuz. İnişli çıkışlı bir sürü hikaye, bir sürü acı, hüzün, tedirginlik. Tedirginlik işte belki de son dönemlerde kadınların hayatını özetleyen temel kelime bu. Güven duygusu, tekinsizlik ve bütün bunlarla beraber huzursuzluk. Ama bunlar kadınların ortak öyküleri haline getirildiğinde gece ve gündüz gibi olabilirler. Yani geceye huzursuzluk. Güne ise mutluluk, huzur ve mücadele azmi. İşte geceyi ve gündüzü tam da böyle anlatan bir kitapla karşınızdayız bugün efendim. Kör Pencerede Uyuyan Nihan Eren'in ikinci kitabı. Kendisi çok yaratıcı bir kadın. Sadece kitaplarıyla, öyküleriyle değil, bugün başka pek çok hikayesiyle de bizimle olacak. Ekmek ve Gül'de konuğumuz Cevdet Kudret Ödüllü yazar ve senarist Nihan Eren. Hoş geldin Nihan. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Hemen ödülün arkasından ayağın tozuyla geldiğin için de ayrıyeten teşekkür ediyoruz sana. Eminim bu ara bu ödüllü kitap dolayısıyla, bu ödül dolayısıyla da pek çok yerde insanlarla sohbet etme şeyinde olmuştun. Önce onu sorayım, nasıl bir his böyle insanın gece gündüz uğraşıp emek vererek ortaya çıkardığı bir ürünün ödüllendirilmesi, hem de aslında yani edebiyat alanında çok önemli görülen ödüllerden bir tanesi. Sen ona layık görüldün. Ne hissettirdi sana? Çok büyük bir mutluluk tabii ki. Çünkü yazarken büyük bir şüphe ve tedirginlikle yazıyorsunuz aslında. Yani nerelerde geziniyorum, gerçekten iyi yazabiliyor muyum, gerçekten varmak istediğim yere varabiliyor muyum veya nereye doğru gidiyorum, nereleri kazıyorum gibi pek çok soru ve şüphe vardı tabii ki yazarken de benim kafamda. Yani bittikten sonra da bu tedirginlik hissi geçmedi hiç. Yani okurların yorumları ve aslında ödül birazcık galiba bu tedirginlik hissini en azından sakinleşmesine neden oluyor. Çok büyük mutluluk duydum tabii ki, onur duydum ama bir yandan da büyük de bir baskı ve sorumluluk da yüklüyor. O neden? Yani şimdi nasıl devam edeceğim gibi. Biraz yükü ağırlaştırmış gibi o zaman. Ya şu an öyle hissediyorum. Çok yeni olduğu için belki. Şimdi masaya nasıl oturacağım onu biraz düşünüyorum ama. Ünlü bir yazar olarak. yani ünlü olmaktan ziyade yani ödül almış olmak gerçekten bir sorumluluk yüklüyor galiba. Çok çiçeği burnunda, çok taze daha bu ödül. Yani evet. Daha... cumartesi günü aldım evet. Hatta çok yeni. Alır almaz da size geldim. Teşekkür ederim tekrar. Bakalım yani önümüzdeki süreçte göreceğiz. Evet, biraz aslında Kör Pencerede Uyuyan'dan söz edelim istersen. Hani kitabın aslında bir tek kitap olmadığını, belki iki tane kitap olduğunu, her ne kadar öykü kitabı adıyla ifade edilse de hani o kadar çok birbirini devam ettiren, iç içe geçen kurgular ki anlatılanlar, hani bir bütün olarak bir roman olduğunu da söylemek mümkün herhalde. Sen bir kitabını tanımlarken ne söylersin acaba? İlk böyle insanın kendi yazdığını tanımlaması çok zordur ama Kör Pencerede Uyuyan'a sen dışarıdan bir yazar gibi baksan ne derdin? Yani roman gibi yazılmış bir öykü kitabı derdim herhalde. Eğer onu yazan kişi ben olmasaydım. Şimdi benim için aslında masaya ilk oturduğumda, yani bu kitabı yazmaya başlamadan önce bunun bir romana benzeyen öykü kitabı olması konusunda bir aslında fikrim yoktu. Ben daha çok genel yargılardan uzaklaşmak tarafındaydım. Yani her karakteri anlamak, onu yorumlamak ve herkesin haklı olduğunu, herkesin kendi gerekçeleri ve koşulları içerisinde haklı olabileceğini
düşünüyordum. Yani bunu anlatabileceğim bir üslubun ve kurgunun arayışındaydım. Sonunda da bu arayış beni buraya getirdi. Haklılık neden peki? Her zaman hayatta biz de haklı olmayız yani. Haklı olmadığımızı bile bile sürdürdüğümüz ısrarlarımız vardır filan mesela. İşte tam olarak belki de bu da anlatmak istediğim şeylerden bir tanesiydi. Yani neden ısrarla bir davranışı sürdürmek, ısrarla bir hatayı neden yaptığını anlatmaktan ziyade anlamak istiyordum. Bu yüzden böyle bir çoklu anlatım, yani herkesin gözünden görebileceğimiz ve temelde tek bir yargıya varamayacağımız bir yapı kurmak istedim. Yani daha doğrusu bu anlam arayışı beni bu anlatım kalıbına doğru itti. Şimdi bir gece var, bir de gündüz var. Aslında gece ve gündüz insanın bile ilk aklına gelen anlamlarıyla. Çağrışımlar. Hani gece bir kasveti, bütün gün yaşadığın her türlü duyguyu şöyle bir süzüp yatağa başını koymayı. Hatta o kadar ki yani o yaşadıkların dolayısıyla uyku tutmamasını filan hissettirir. Bir de gün, koşuşturma, hayat gailesi, belki yani yaptığın şeyin anlamını bile düşünememenin mesaisi filan anlamına da geliyor hakikaten de. Şimdi öykülere baktığımızda da gece başlığı altındakilerle gündüz altındakilerde de hani böyle bir şey var. Birinde böyle bir huzursuzluk durumu, öbüründe de gerçekten akıp giden bir hayat şeyi. Çok insanla özgü bir durum. Böyle bir ayrım aslında yani metaforik olarak senin de çok başka anlamlar katarak yaptığın bir şey olsa gerek. İnsanı anlamak istiyordum tabii ki. Neden gece, neden gündüz farklı olduğunu. Bir de zaman, her şeyden önce zaman benim için önemliydi. Yani zamanın bu parçalayıcılığı ve gece başka, gündüz başka olma hali, ruh durumlarının anlara ve zamanlara göre çok çabukça değişiklik gösterebilmesi, gençliğin, yaşlılığın farklı olması, hayatı farklı algılıyor olmak, çeşitli dönemeçlerden geçtikçe bunların arayışındaydım aslında. Bunların anlamını değiştiğim bir dönemdi. Ve gece ve gündüz olması o karakterlerdeki zıtlığı vermek için de, anlamındaki zıtlığı vermek için de ama en çok da zamanın geçiciliğini anlatmak istediğimde vardığım bir noktaydı diyebilirim. Ve karakterler aslında yani kitaptaki her bir öyküdeki hikayenin çok sert şeyleri de var. Ne denir? Yaşam öyküleri, endişeleri. Yani nasıl ifade edeyim bilemedim ama herkes çok mutlu. Bir huzursuzluk var yani gerçekten de. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani işte son 10 yılımızı falan düşünelim her birimiz. Tamam, herkesin kendi hayatında çok güzel günleri, neşeli günleri falan var ama hani memleketi bir tarif et deseler ya da dünyayı son günler, zaten bir kasvet var yani. Hani ondan mı acaba böyle bir hüzün ve tedirginlik şeyi çok sirayet etmiş diye insan düşünüyor. Vardır herhalde öyle bir etki memleket halinin. Tabii ki. Yani sonuçta yani sabah uyandığımda gördüğüm ülke bu ülke. Gece başımı yastığa koyduğumda bıraktığım ülke bu ülke ve buradaki sorunlar. Bunlardan ne kadar azade olup yazılabilir ki, zaten öyle olmalı mı? Yani ben öyle de olamayacağına da inanıyorum zaten başlı başına. Hepimizin bu yaşananların, bu sürecin kolektif olarak bir maraz bıraktığını, hepimizde birer yara açtığına inanıyorum. Yani bunu bizzat yaşamasak bile, bizim başımıza gelmese bile maruz kalmanın da en az yaşamak kadar ağır, tahrip edici bir yanı var. Ve bununla baş etmeye çalışmak bence çok zor hepimiz için. Yani kolektif bir histeriden geçiyoruz aslında. Hala delirmemiş olmamız da bence muazzam bir şey. Evet, hala delirmemek özellikle kadınlar açısından değil mi? Evet, çok aynen. Aynen öyle. Bir büyük bir başarı falan anlamına geliyor aynen herhalde. Aynen öyle, bence de öyle. Nitekim senin kadın karakterlerin açısından da yani o huzursuzlukla hala ayakta durma becerisini, hani özel olarak kadınlığa dair bir şeyi olmalı. Ne denir? Bir kadın yazarın elinden çıkmış olmanın gücü de katılmış gibi de hissediliyor tabii bir taraftan da. Öyle bir kıyak geçtin mi kadın karakterlerine? Yani kıyak geçtim mi bilmiyorum. Bunu karakterlere sormak lazım belki de. Onlar daha doğru bir yanıt verirler. Ama bir kadın olarak tabii ki onları daha doğru anlamış ve yorumlamış da olabilirim. Bu kaçınılmaz bir gerçek tabii ki.
Kendi hayatıma baktığımda da, etrafımdaki kadınlara baktığımda da çocukluğumdan beri hep çok becerikli olduklarını gördüm. Yani bir sorun yaşasalar bile bunu beceriklilikle ve hayatta kalma içgüdüsüyle hep çözebiliyorlardı veya bir kenarda bırakıp tekrar ayağa kalkabilme güçleri vardı. Bu öğrendiğim pratik veya bu gördüğüm bende kalanlar o karakterlere sirayet etmiş olabilirler. Çünkü kitapta hep erkekler daha çabuk pes eden, hemen yenilen, hemen vazgeçen karakterlerken veya bunun ağırlığını, bu sürecin ağırlığını daha yoğun yaşayan karakterlerken kadınlar bir şekilde gemiyi götürebilmenin, beceriklice onları halledebilmenin, topuğun üstünde dönebilmenin aslında savaşını veriyorlar. Gerçek hayatta neyse kitapta gerçek da o hayatta yani. Gerçek hayatta neyse evet öyleyiz. Yani böyle şey işte nasıl ki hayatlarımızda elimizle çorba karıştırırken kafamızla öykü yazıyorsak veya başka işler içerisindeysek işte bu süreci yaşarken de bu da kadın karakterlere yansımış olabilir tabii ki. Şimdi aslında ilginç, kitapla ilgili değerlendirmeleri okurken de bir değerlendirmede şöyle bir şey çok dikkatimi çekmişti. Mesela anlattığın karakterlerin, insanların, bu insan öykülerinin kendi başına gelen fenalığı bir başkasıyla, başkasının yaşadığı fenalıkla kıyaslayarak rahatlayan insanların hikayesi olduğunu söylemiş. Şimdi böyle bir şey okumak insana bir taraftan çok şey geliyor, rahatsız edici. Çünkü toplumda da böyledir ya, biz ne bileyim bir başkasının derdiyle hemhal olmayı hem sevdiğini söyleyen, yani böyle bir yönü olduğunu söyleyen bir toplumuz, hem de aslında biraz böyle ikiyüzlüce bir başkasının rahatsızlıklarından, tabii derdinden çok şükür benim durumumdan da, hani benim durumuma çok şükür benden kötü olanlar da varmış filan gibi sonuçlar çıkaran yani bir toplumumuz gerçekten. Evet, öyle. De. Evet. Bu insanı bir taraftan şey de yapıyor, rahatsız ediyor yani. Sen de bir rahatsız etme şeyi varmış gibi hissettim yani. Yani rahatsız etmiş ki galiba kaleme dökmüşüm, öyle diyebiliriz belki. Yani hep çok misafirperver olduğu, dayanışma ruhunun olduğu, işte birlikte direnildiği filan söylenir ama ben zaman zaman buna katılıyorum. Bunu yaşadığımız ve bizzat tecrübe ettiğimiz zamanlardan, köşelerden de çok geçtik. Ama daha bireysel olarak hayatlarımıza baktığımızda bunun hep ters örnekleriyle de karşılaşabiliyoruz. Bir kere toplumdan azade olarak insan zaten tuhaf bir yaratık. Yani o kadar karanlık noktaları var ki onu neyin ne zaman memnun edeceğini, mutlu edeceğini kestirmek çok zor. Ve bazen başkasının acısı veya sıkıntısından da mutlu olabildiğini görmek aslında dehşete düşürüyor bir yandan insanı. Ben de bunu anlatmaya çalıştım gerçekten de. Bir yandan da ama kızmıyorum da, belki de ayakta kalmak için başka şans yok zaten. Yani belki böyle ayakta kalınabiliyor. Belki bu yüzden bunu yapıyorlar. Belki karakterlerde bunu söylemeseler zaten yitip gideceklerdi. Şimdi mesela bu cümleyi okurken aklıma gelen ilk olaylardan bir tanesi şu olmuştu. Van depreminin hemen arkasından örneğin, hani oraya yardım paketleri gittikten sonra ortaya çıkan bir tablo vardı. İşte içinden taşlar çıkan, Türk bayrakları çıkan, hani kötü kötü laflar içeren böyle cümleler, yazılar çıkan kutular falan geldi gözümün önüne gerçekten de. Bir de son dönemde yaşadığımız bir gerçek var. Yani çatışma süreci yeniden başladı ve işte bu dün Nusaybin'de, bir gün önce Silvan'da, ondan önce Cizre'de falan. Yani bir gerçek yaşanıyor orada hakikaten ve hani burada yani bir acıya kulak vermek, ya ne oluyor orada demek yerine hani başka bir şeyle kulağımızı tıkama durumu çok yaygınlaştı, çok konuşuldu. İşte Ankara katliamı geliyor aklıma. Hemen arkasından Milli Maç'ta hani yapılan yuhalamalar, alkışlar, ıslıklar filan. Yani bütün bunlar insana hakikaten de o tedirginlik şeyi, yaralayan şeyi var. Bu marazı aşmak için ama bir taraftan da nasıl denir? Yani o huzursuzluğu, anlatmaya çalıştığın huzursuzluğu aşmak gerekir. Karakterlerinde bu huzursuzluğu aşanlar için, aşmak için hani kendine bir yol çizenler var ama çoğunluk aşamıyor yani. Geçemeyecek miyiz biz bu günlerden? Ne diyorsun? Yani az önce bahsettiğim insanın o karanlık tarafları, karanlık ruhu aslında senin söylediklerinden çok çok farklı bence. Çünkü bizim şu anda yüzleştiğimiz insanoğlunun karanlık tarafları değil, bizzat kötülüğü. Ben temas edememenin, kötülüğün, kayıtsızlığın çok daha
tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani bunu çok büyük bir dehşetle yaşıyoruz aslında. Yani katliamdan belki de bunu söyleten süreçten bile rahatsızım aslında şu anda. Ama katliamdan bile daha kötüsü o katliamda kaybettiklerimizin yuhalanması bana göre. Yani bu artık insan olma tarafının törpülendiği, ya bir takım duyguların kaybedildiğini, İnsan olma biçimlerinin değiştiğini, bir form değişikliğinin olduğunu gösteriyor bana. O yüzden daha fazla dehşete düşüyorum gerçekten. O anlamda hani başkasının acısını görüp, oh yani en azından ben daha iyi noktadayım galiba demek, şöyle bir sürecin içerisinde bana göre çok masum kalıyor. Yani öyle inanamadığımız, idrak dahi edemediğimiz, kendi insanlık tanımımızla yorumlayamadığımız bir sürecin içinden geçiyoruz ki bu kötülükle yüzleşmek çok dehşet verici ve çok acı gerçekten. Ve ben anlayamıyorum. Yani insanın bu kadar kör ve kötü olabileceği ile karşılaşmak beni dehşete düşürüyor diyebilirim. Evet, belki de hani karakterlere böyle bir huzursuzluk vermenin temel noktalarından biri de hani bununla yüzleşme çabası da olabilir. Okuyanı da yüzleştirme çabası tabii. Yani mesela yani ben şeyleri de düşünüyorum. Hani sadece mutlu olma şeyi aldığı nedeni taksitleri yeni bitmiş halısının üzerine yalın ayak basan hani seher olması, yani mutluluğu burada arama şeyi. Bir taraftan da hani söylediği yalanların peşine düşme hazzını yaşayan hani kadın karakterler şey filan. Ya bunlar günlük hayatta da böyle ya. Yani neyle mutlu olursun sorusunun cevapları çok basit şeyler bizim için gerçekten. Artık öyle oldu. Öyle çok kocaman mutluluklar filan beklemiyoruz tabii, hakikaten de. Ve işte giderek bir şeyi tüketmek, giderek bir şeyden haz duymak, giderek sadece kendimize özgü alanlar yaratıp oralarda mutlu olmak falan gibi bir şeye de itiliyoruz. Yok mu bir kolektif mutluluk şeyi acaba? Ne diyorsun bununla ilgili? Yani bilemiyorum. Eğer buradan hep beraber çıkmayı ve hala bu kötüleşmemiş olarak çıkmayı başarırsak, bu umudu koruyabiliyorsak ne mutlu bize. Benim bunu kişisel olarak, yani zaman zaman kaybettiğim anlar oluyor, zaman zaman da geri kazandığım anlar oluyor. Yani direneceğiz herhalde, bilmiyorum nasıl çıkacağız bu kabusun içinden, ama elbet bir kabus her zaman sonludur, nihayete erecektir, biz de uyanacağız diye ümit etmekten başka çarem yok şu an için. Karakterlere gelirsek de yani onlar daha çok aslında toplumsal bir şeyi bireysel olarak yaşıyorlardı. Yani aslında biz de bunu yaşıyoruz baktığımızda. Eminim ki siz de yaşıyorsunuzdur. Yani bu kötülüğü görüyoruz ve kötülük düzeyi öylesine değişmiş ve pek çok şey sıradanlaşmış ki. Mesela artık insanların gündelik hayat içerisinde de birbirlerine karşı kabalaşmaları da çok olağan hale gelebiliyor. Ya, o açıdan da bilmiyorum, biraz garip bir süreç gerçekten. Ama ben daha çok karakterlere bunun yansımalarını aktarmaya çalışmıştım. Yani kolektifin bireylerde nasıl bir tahribata yol açabileceğini, neleri yitirmelerine neden olabileceğini, neleri kaybettiklerini aslında fark et demediklerini anlatmaya çalıştım Kör Pencerede Uyan'da. Kitapla beraber tabii bu kitabın ortaya çıkma serüvenini de konuşmak lazım. Sadece kitabın değil belki. Hani bir taraftan annesin, 7 yaşında bir kızın var. Yani çoluk çocukla uğraşmak bir kadın için zaten çok büyük bir mesai. Diğer taraftan para kazanmak gibi bir dert var. Çok anlaşılır. İşte hayatı sürdürmenin en temel gailelerinden bir tanesi. Bir taraftan da iş, güç, öteki, veriki filan. Hayat gailesinin kendisi. Sanki yazmak bütün bu gaile içerisinde pek de kadın özgü bir şey değilmiş gibi hep düşünülür. Her ne kadar çok iyi kadın yazarlarla dolu bir tarihimiz olsa da hani pek de kadına özgü bir şey değilmiş gibi anlatılan bir şey var, bir durum var. Senin edebiyatla ilişkin o yüzden bunu dinlemek bizim için önemli gerçekten de. Özel bir çaba mı sarf ediyorsun? Yani evet, bu gailenin içerisinde bir özel alan yaratmak için çok mücadele ediyorum falan mı diyorsun? Yoksa kendiliğinden akıp giden bir şey var mı? Çaba sarf etmek gerekiyor gerçekten. Bir de bu çaba
kadının gösterilmesi gereken bir şey olduğunu insanlara ikna etme süreci var. Bence asıl zorluk orada başlıyor. Onu biraz açar mısın? Şimdi bir süre İstanbul dışında yaşadık ve ben kitabın büyük bölümünü orada yaşadığımız süre içinde yazdım. Ve herkesin merakını, yani çok küçük bir yer, Şile'deydik. 1,5 yıl kadar orada kaldık ve kış ve küçük bir yer ve küçük çocukla yeni bir çift gelmiş. Bu çok merak uyandırıyordu zaten oranın halkı tarafından, apartmandakiler açısından filan. Ve sürekli benim ne iş yaptığımı soruyorlardı. Ben de onlara bir kitap yazdığımı söylüyordum ama bu hiçbir zaman tatmin edici bir cevap olmadığını yüzlerindeki ifadeden hep anlıyordum aslında. Yani daha somut, daha böyle onlara tek kelimede özetlenebilecek bir meslek söylemek gerekiyor. Öğretmen, hemşire, buraya tayin olduk filan gibi. Böyle hep bununla karşılaşmayı bekliyorlar galiba. Kitap çok sofistike ve böyle bir ortamda böyle çok, yani çok gereksiz filan gözüküyor galiba. Sonra zamanla ama bunu ikna etmeyi bir kenara bırakıp yazmaya devam ettim. Ama yazabilmek için gerçekten senin de söylediğin gibi hem yani yaşamsal kaygılarının belli düzeyde en azından o esnada senin için yani biraz geri planda. Geri planda kalması gerekiyor, evet. Hı hı. Ama o evde yemek de pişmesi gerekiyor. Aynen yani. Öyle. Zaten ben mutfak masasında yazdım. Yani. Evet, işte bir kadın yazardan hiç de şok edici olmayan cümleler. Evet, yani çoğunluğunu mutfak masasında yazdım gerçekten. Bir yandan işte çay kaynıyordu, kahve kaynıyordu, yemek pişiyordu. Bir yandan da ben yazmaya devam ediyordum apartmandaki sesleri dinleyerek. Bir de şöyle bir süreç vardı. Tam kızımın okula başladığı dönem. O hayatımı muazzam organize etmemi sağladı aslında. Sabah 9'da onu okula bırakıp bir an önce gelip cep telefonumu bir şifon yerin çekmecesine koyup kimse bana ulaşmasın diye. Çünkü dış evren, dış hayat o kadar çeldirici ve güzel ki bir yandan da arkadaşlarla buluşmak, sinemaya gitmek, biraz yürümek o kadar keyifli şeyler ki hiçbir şey çeldirici olmasın diye. Çünkü 5'te kızım gelecek ve o gelene kadar yazmak istiyorum. Ya o zamana kadar ne yazdıysam ya, evet, o yani yazdıysam sonra. Yazdım yani onun dışında yazamayacağım anlamına geldiği için ve zaman da çok çabuk ilerleyen bir şey olduğu için ilk önce telefonumdan kurtuluyordum. Sonra modemin fişini çekiyordum ve oturup evde yazmaya başlıyordum. İşte bir yandan yemek pişiyordu, bir yandan yazıyordum. 5'e kadar, yani 5'e doğru tekrar kalkıp kızımı okuldan alıp tekrar eve gelip akşam yemeği onu yatırdıktan sonra yazmaya devam ediyordum. Ve bu şöyle bir ikili bir hayat getiriyor. Sürekli o karakterlerle yaşamak ve onların seslerini duymak. Sonra akşam eve gelmiş küçük bir kızı dinlemeyi kimi zaman zorlaştırıyordu. Yani biraz o haksızlık ettiğini düşündüğüm, vicdan evet, mı yaptığın evet, kızına evet, karşı? Evet, aynen. Onları düşündüm ve hissettim gerçekten. Hala hissediyorum. O açıdan zordu. İki ayrı evrene girip çıkmak... Yani pek kolay değil. Evet. Evet, gerçekten kolay değil. Ama hele... benim için keyifli bir süreçti gerçekten de. Yani çok kolay organize edebildiğim, İstanbul'dan uzakta tatlı bir süreçti. Bunu yaratmak kolay bir şey değil. Mesela işte kadın yazarlar için yazma eyleminin kendisi nasıl her şeyi bir organize edeceğin de bir vakit ayırıp da yazacaksın şeyine dönüşmüşse aslında başka başka bütün işler için böyle. Bunu gösteren bir görüntüyle devam edelim isterim ben şimdi. Mucit deyince aklımıza mesela ne gelir ilk? Erkekler gelir değil mi? Böyle beyaz önlükleri içerisinde laboratuvarlarda böyle yalıtılmış kendilerine özel dizayn edilmiş yerlerde dünyayı kurtarmak için, dünyanın dertlerine çözüm bulmak için bir takım işlerle uğraşan erkekler. Evet, çoğunluğu onlar oluşturuyorlar. Ama hayat işte neyi icat edeceğinizi bazen size dayatır. Günlük ihtiyaçlar, ihtiyacı gören kadınlar bazen bir mutfak robotuyla bile isimlerini tarihe mucit kadınlar olarak yazdırabilirler. Ha, tarihe yazdırırlar da onların isimlerini bulup çıkartmak kolay bir iş midir? Maalesef değil. Neden? Çünkü onlar mutfak robotuyla yaptılar bu işleri. Birlikte izleyelim. Önemli buluşların ihtiyaçtan doğduğunu gösteren en iyi örneklerden biri saç kozmetiğinin hikayesinde gizli.
1890'lı yıllarda Mississippi'de pamuk tarlasında işçi olarak çalışan Afrika kökenli Amerikalı Sarah Walker'ın saçları kabarıktı. Tararken güçlük çekiyordu. Saç derisindeki rahatsızlık yüzünden saçının bir kısmı dökülünce bu durumun üzüntüsüyle işin çaresine bakmaya karar verir. O dönemde kadınlar saçlarını ütü masalarının üzerinde düzleştirdiği için bu yöntem pek çok kazaya sebep oluyordu. İşe bu soruna nasıl çözüm bulunur diyerek başladı Sarah. Ve 1910 yılında ısınan, ütü özelliği olan bugün bildiğimiz saç düzleştiricisinin anası sayılabilecek bir tarak icat etti. Saçların kolay taranması için ise evde türlü merhemler yaptı. Aynı yıl Indianapolis'te bir fabrika açtı ve 1917'ye geldiğinde ise fabrikada tam 3000 kadın çalışıyordu. 1880'li yıllar. Yüzlerce kişiye verdiği davetlerle nam salan zengin Josephine Cochrane, o şahşalı davetlerin ardından çıkan bulaşıklarla cebelleşirken tabak çanakları kıran hizmetçilerine çok kızar. Hayatında bir kez bile bulaşık yıkamamış Josephine, hizmetçilerine ''Bu porselenler neden parlamıyor?'' diye öfkelenir. Bu huysuzluk, Josephine'ın bulaşık makinesinin mucidi olmasının önüne geçemez. Ne yapalım, huysuz ama mucit. Eğer hiç kimse bir bulaşık makinesi icat etmiyorsa, o halde bunu ben başaracağım diyen Josephine, 10 yılını kocasından kalan miras ve arkadaşlarından aldığı borç parayı bu icat uğruna harcayarak 1893'te nihayet elektrikle çalışan bir bulaşık makinesi icat eder. İyi de eder. Peki ya yazım hatalarını düzeltmekte kullanılan daksilin bir mutfak mikserinden çıktığını söylesek? Hemen sizi Betty Graham ile tanıştıralım. Mutfaktaki mikseri kullanarak çeşitli karışımlar hazırlayan Graham, sonunda belgelerin üzerindeki yanlışları kapatmak için kullanabileceği maddeyi bulur ve 1958 yılında patentini alır. Siz de ''Aa keşke şöyle bir şey olsaydı'' dediğiniz şeyleri düşünün. Mutfak aletlerine dönüp şöyle bir bakın. Belki de insanların hayatını kolaylaştıracak yeni icat sizin ellerinizden çıkacak, kim bilir. Otomobil, tren, gemi ve uçak gibi taşıt araçlarında cam sileceği var. Çoğu kimse cam sileceğini bir kadının geliştirip patentini aldığını bilmez. Mary Anderson şaraplık üzüm ve sığır yetiştiren bir çiftlikte yaşıyordu. New York'a 1902'de yaptığı ziyarette tramvay sürücüsünün ön camı açıp karları temizlediğini fark eder. Hemen orada bir çözüm aklına gelir. İlk çalışan silecek örneğini üretir. 1903'te ürünün patentini alana kadar 17 yıl uğraşması gerekir. Çünkü patentini satmak için görüştüğü firmalar ona hiç ilgi göstermez. Mary'nin patent hakkı 1920'de sona erer. Sonraları cam sileceği araçların standart bir parçası haline gelir. Yani para kazanamasa da Mary'nin icadı yağışlı havalarda sürücülerin kurtarıcısı olur. İşte böyle kadın hikayeleri. Her biri bir ihtiyaçtan doğmuş. Her biri bir ihtiyaçla aslında. Sonra başkalarına para kazandırmış hikayeler, icatlar bunlar. Bu çok ilginç değil mi? Yani bizim yani şimdiki zaman için konuşacak olsak da aynı şey geçerli. 1800'lü yılların başında da aynı şey geçerli. Bir de kadınlar yaptıklarının icat olduğunu bile düşünmüyor. Yani bu aslında yazdıklarının bir edebiyat olduğunu, yazdığının bir şiir olduğunu, yaptığının böyle ne bileyim memleket tarihine geçecek özellikte olduğunu düşünmemek gibi bir şey. Yani her birimizin hayatı açısından. Dolayısıyla herhalde bu yazmak eylemini de böyle birleştirebiliriz. Eminim bu mutfak masasına oturduğunda mutfak masasında yapılan her türlü sohbetten, kadın sohbetinden de beslenen bir şey olmuştur. Tabii ki. Yani kadınların kendi hayatlarını zor kılmaları nedeni, yani başkaları zaten onların hayatlarını sürekli zorlaştırıyor ama kadınların kendi içindeki şeyleri ise sanırım güçlerinin farkında olmamaları, yani ne yaptıklarının farkında olmamaları, işte o mucit kadınlar da aslında bir şeyler icat ettiklerini bilmeden mucit olmaları gibi. Yani ben... Birbirimizden güç almayı biraz becerebilmemiz lazım. Becerebilmemiz lazım gerçekten ve birbirimize de destek de olmamız lazım. Yani anlattığının bir hikaye olduğunu bilmeden mükemmel anlatan, mükemmel anlatıcı olan pek çok kadın var aslında etrafımızda. Demek ki yazabilirler ama yazmayı ya kendilerine ait bir eylem değilmiş gibi görüyorlar. Tabii ki bunda dış evrenin de çok etkisi var. Ama ben
ya kendi adıma söyleyeyim. Okuma yazma bilmeden önce de hikaye dinlerdim. Ve bu hikayeler beni besledi aslında. Yani ben yerde halının üzerinde oyun oynarken işte annem, teyzelerim, anneannem ve bütün bu kadınlar birbirlerinin dertlerini konuşurlardı. Başkalarının hikayelerini anlatırlardı. Ve bunların bir başı ve sonu var. Yani onlar da aslında başka bir şeyi aktarırken, anlatırken bunu bir kurgu dahilinde yapıyorlar. Yani daha yani bir öykü yazıyorlar. Bir her öykü birini. Yazıyorlar, bir yaratım haline getiriyorlar. Yani gerçek ve yaşanan ayrı bir yerde. Ama işte o komşunun, akrabanın başına geleni o mecliste anlatmak, bunu aktarmak onu bir kurgu haline getiriyor. Bir hikaye haline getiriyor aslında. Yani benim kağıda yaptığım şeyi o kadınlar, ailemin kadınları konuşarak yaptılar. Ve kadınlarda şöyle bir şey vardır yani hep bizim sözlüdür yani bütün şeyle. Hiç tabii, tabii. Yazılıya geçmez. Hani böyle bir ince bir sınır yani o gerçekten de. Yani ne bizim örneğin cesaretimizi kırıyor da bu kadar hikaye, bu kadar öykü, bu kadar dedikodu, bu kadar şey filan. Aslında biraz işlesek böyle bir edebiyata dönüştürmekten alıkoyuyor bizi. Nedir o cesaretsizliğin sebebi? Yani az önce senin de söylediğin gibi aslında belki edebiyatın çok kadın işi yani görülmemesi, edebiyatın çok gerçek kabul edilmemesi, belki kadınları işte sorumluluklarından alacak, onları hani o konularda böyle sınıfta bırakacak bir hayali bir edim, onları böyle işte bulutlarda gezdirecek bir şey olarak görülmesi. Onları biraz daha hani dünyevi şeylere doğru itmiş olabilir, cesaretlerini kırmış olabilir. Ama ben kadınların gerçekten çok güçlü varlıklar olduklarını düşünüyorum. Yani istemeleri kafi. Yani eğer anlatabiliyorsa bir kadın, yani bunu ifade edebiliyorsa, ya yani şöyle söyleyeyim ya da mesela komik bir kadın aynı hikayeyi çok komik anlatırdı ve ben çocukken bunu fark ederdim. Daha hayata depresif ve daha hüzünlü böyle kayıplar üzerinden bakan bir kadın aynı hikayeyi başka tarafından anlatırdı. Ya bu bir üslup aslında baktığında. Yani bunun fark etmeleri ve kadınların mutfak masasına, yemek masasına, yazı masasına her nereye oturmak istiyorlarsa oturabileceklerini ve hikaye anlatma edimleri ve güdüleri varsa yani bir olayı kurguyla anlatabilme istek ve arzuları varsa içlerinde eğer yapabileceklerine inanıyorum. Ya da Virginia Woolf'un söylediği gibi kendine ait bir oda yaratacaksın. Yok başka çaresi. Valla benim odam hiç olmadı. Ben odamın olmasını hep çok istedim. Ama odam olmadı ama kendine ait bir odadan kastettiği sanırım Virginia Woolf'un kendine ait bir alan. Evet. Ya da ben böyle anlamak ve görmek istiyorum. Mutfak masası benim kendime ait alanımdı. Yani herkesin uyuduğu, uyandığı veya okulda o işte olduğu o alan benim kendi özgürlük alanımdı. Ve orada gezinmekten ötürü çok mutluluk duyuyordum. Bu her an her yerde değişiklik gösterebilir. Yani parkta da olabilir, başka bir yerde de olabilir. Ya yeter ki insan yazmak istesin bence. Hikayeler anlatmak istesin. Kafasındakileri kağıda geçirmek ve başka insanlarla paylaşma ihtiyacı içinde olsun. Böyle düşünüyorum. Yani bütün kadınların birbirlerine el vereceğine inanıyorum. Ben yazmaya başlamadan önce iki elimi birbirine sürterim ve benim elim değil Fatma Hanım'ın eli diyerek başlarım. Bu benim ilk defa söylüyorum ama şeyim oldu artık. Çünkü ailemdeki kadınlar da önemli bir işe başlarken büyük bir işe işte kotarmaktan endişe duyarlarsa eğer o işe bu şekilde başlıyorlardı. Ve ben bütün kadınların işte Fatma Ana'nın, Meryem Ana'nın, anneannelerimizin, büyüklerimizin, Virginia Woolf'un, Tormis Uyar'ın, Senur Sezer'in bütün kadınların birbirine el verdiğine inanıyorum. Ne güzel, ne güzel gerçekten. Bu çok kıymetli bir şey oldu. Kadınlara da eminim böyle düşünürlerse. Çok güç verecek bir şey tabii ki. Şimdi bir taraftan yalnızca mutfak masasında yazılar yazmıyorsun. Başka hayat gailesi içinde başka işlerin de var, başka uğraşıların da var. Neler yapıyorsun başka? Elbette işte bir kız çocuğunu büyütmek başlı başına bir mesai. Edebiyatla uğraşmak da öyle ama aynı zamanda hani başka işler yaptığını da biliyoruz. Biraz onlardan bahseder misin? Senaryo yazıyorum. televizyon dizisi için. İkinci sezonunda bu yıl. O epey bir zamanımı alıyor tabii ki. Bir günlük dizi olduğu için.
epey zaman alan, mesai mi alan, hatta beni öyküleri yazmaktan bile şu ara en azından biraz alıkoyan bir durum. Ama ben hikaye anlatmayı çok seviyorum. Yani bu öykü de olabilir, roman da olabilir, senaryo da olabilir, televizyon filmi de olabilir. Benim için bunun biçimleri anlatım kalıplarına göre tabii ki, anlatım olanaklarına göre değişiklik gösteriyor veya... Yani bu olanaklar belirliyor tabii ki ama son en nihayetinde anlattığımız şeyin bir öykü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. O yüzden çok seviyorum gerçekten. Yani senaryo yazmayı da seviyorum, senaristliği de seviyorum. Peki örneğin kızının ister misin olmasını, böyle edebiyatla uğraşmasını, yazar olmasını falan? İnsan, kadınların hep böyle çocuklar için şeyleri vardır ya, gelecek planları. Var mı öyle planların? Benim planlarım onun için sadece mutlu olması ve sevdiği işi yapması. Ben sevdiğim işi yapabiliyorum bütün zorluklarına rağmen ve bu yüzden de mutluyum gerçekten her şeye rağmen. Onun da sevdiği her neyse, uçak mühendisliği de olsa, başka bir şey de olsa, yazarlık da olsa, sevdiği şeyi yapmasını isterim en başında. Ama o da böyle... Yani edebiyata veya sanata yatkınmış gibi gözüküyor. 7 yaşında şu an ama mesela şöyle bir şey anlatayım. Sabah çalışıyorum. Odasından sandalyesinin çekilme sesini duydum. Ama gelmedi. Yani banyoya da gitmedi. Merak ettim. Ondan sonra annelerimiz şöyle kapından bakar ya. Ya ben de öyle bakıyorum de tabii ki. Diyorsun. Çünkü ben de bir anneyim. Baktım ve böyle şey, masasına oturmuş, pencereden gökyüzüne doğru bakıyor. Kalemi tutmuş, bir şeyler düşünce halini düşünüyor yani. Ne yapıyorsun Rüyacığım dedim. Anne, kafamda o kadar çok resim var ki hangisini yapacağımı düşünüyorum dedi. Dedim ki yani galiba bu çocuk böyle bir şeyler olacak. Yani gidişat onu gösteriyor. Gidişat onu gösteriyor gibi. Çünkü benim de çocukken kafamda o kadar çok hikayeler vardı ki. O açıdan benzerlik kuruyorum tabii ki kendi çocukluğumla. Ama burada şöyle bir ayrım var tabii ki. Mesela elbette ki dün de konuştuk hatta bunu. İşte kadınlar çocukları küçükken işte ne bileyim güzel şiirler yazsın, güzel resimler yapsın, bir müzik aleti çalsın falan istiyorlar yani. Bunun için hatta bütçesi olan parasını ayırıyor, bütçesi olmayan ücretsiz kurs peşinde koşuyor falan çocukların bu yönde değilsin diye. Ama sonra çocuk ben gitarist olacağım ya, şey doktor falan olmak istemiyorum dediğinde işte orada bir kayış kopuyor yani. Hakikaten bunu neye yormak lazım acaba? Bir güvence duygusu mu arıyor tıpkı kitaplarındaki karakterler gibi acaba? Yani çocukların çok üzerine gidildiğinde ters teptiğini düşünüyorum ben. O yüzden tabii ki yönlendirerek ama yine de onların yetenek ve arzularını da iyi gözlemleyerek kendi akacakları nehri bulabileceklerini düşünüyorum. En azından ben bunu yapmaya çalışıyorum 7 yıllık annelik hayatımda. Çok fazla bir tarafa doğru itmeye çalıştığınızda ters tepiyor çünkü. Ama ben her şeyden önce hem kızımın hem diğer kadınların kendilerini ifade edebilmelerini istiyorum. Yani en önemlisi o. Benim için bu kitap kendimi ifade etme, kendi sıkıntı ve yaralarımı, dertlerimi, sorularımı dertop edip bir kutuya koyup kaldırma imkanı sağladı. Yani bunu yazarak çıkabildim. Bunun farklı yolları var. Resim de böyle bir yola çıkabilir. Müzik de, diğer sanat dalları da veya sadece konuşmak da veya hukuk da olabilir. Yani ama bir şekilde kızımın, diğer kız çocuklarının, kadınların kendilerini ifade edebilecekleri yolu bulmalarını isterim. Bunun için aslında belki küçük dayanışma noktaları oluşturmak bile mümkün belki. Bir kadın eline kalemi aldığında hani onun hayatını kolaylaştıracak böyle küçük ufak tefek ne bileyim yaratıcılık da gerektirmeyen bir takım şeyler yapabiliriz belki. O ya da tabii şey duygusuyla, hani benim elim değil Fatma Anamızın eli. Evet. Şeyiyle bütün meselelere dalmak bunun bir yönü olacaktır. Evet, psikolojik bir rahatlama sağlıyor yani o şeyi atmamızı sağlıyor. Ama dayanışma önemli bir şey gerçekten kadınlar arasında ve istediğimizde de bunu çok güzel yapabildiğimizi çok kereler şahit oluyorum. Ama birbirimizin sesini duymak zorundayız. Evet. Peki bundan sonrası için böyle yeni bir öykü kitabı, yeni bir roman hazırlığı var mı acaba? Yine öykü yazıyorum. Yine tematik bir bütünlüğü olan ve
Kör Pencerede Uyuyan'a benzeyen bir yapısı olan bir kitap. İyilik ve kötülük üzerine sorularım var. Onları derleyip toparlamaya çalışıyorum. Ne gibi sorular mesela? Yani iyiliğin kolayca şekil değiştirebildiği, kolayca kötülüğe dönüşebildiği, iyi amaçların bile kötülüğe dönüşebildiği hakkında. Çünkü etrafıma baktığımda şiddet ve kötülükten başka bir şey göremiyorum, o yüzden. Evet, ve evet, belki de kadınların anlattığı, kurduğu cümlelerin hep böyle bir şeye bağlanıyor olmasında bu memleketin payı çok. Dolayısıyla evet, bu memleketi öyle değiştirmenin yollarından biri belki böyle şeylere daha çok kafa yormaktan geçecek. Çok teşekkür ediyorum Nihan, programımıza katıldığın için. Kör Pencerede Uyuyan'ı konuşmadık sadece tabii. Buradaki her bir hikaye çünkü hepimizin hayatına değen çok farklı duyguların farklı karakterlere bürünmüş hali olarak karşımıza çıkıyor. Kör Pencerede Uyuyan'la Nihan Eren Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. İyi ki de öyle oldu diyelim. Ellerine sağlık diyelim Nihan'ın. Çok teşekkür ederim. Bir edebiyatla sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi Nihan'ı uğurluyoruz. İkinci bölümümüzde tekrar buradayız. Konuşacak çok konumuz, konuşturacak çok da kadın arkadaşımız var efendim. Bizden ayrılmayın. Evet, Ekmek ve Gül'e yeniden hoş geldiniz. Bu bölümde size mektuplar okuyacağım. Bu mektuplar aslında daha önce konu ettiğimiz ve gündem etmeye devam edeceğimizi söylediğimiz Remax'taki taciz olayıyla ilgili. Biliyorsunuz Remax fabrikasında tacizci ustabaşını işten attıran kadın işçiler daha sonra pek çok sorunla karşı karşıya gelmişlerdi. Çok büyük bir dayanışma örneğiyle aslında tacizci ustabaşı işten çıkarılmıştı ve aslında bu süreci cesaretiyle ören kadınlardan olan, işçi kadınlardan olan Nuray Bayraklı daha sonra kar maskeli iki kişi tarafından gece mesaisine giderken sokak ortasında durdurulup darp edilmişti ve hakarete uğramıştı. Kar maskelilerin Nuray'a söyledikleri bir şey vardı. Ya o davayı çek ya da başına geleceklerden sen sorumlusun. Galiba bu kar maskeli adamlar ve bütün bu sürecin bir parçası olan yani bu şiddeti örenler Nuray'ın tek başına kalacağını, sineceğini düşünüyorlardı. Ama çok yanıldılar. Nuray çok büyük bir cesaretle yaşadıklarını anlattığında aslında hep olması gerektiğini söylediğimiz şeyin de fitilini yakmış oldu. Dayanışmanın. Ve Nuray büyük bir cesaretle bütün bu yaşadıklarını anlattıktan sonra kadın işçiler onu yalnız bırakmadılar. İşte bugün Evrensel Gazetesi'nin ikinci sayfasını hemen size göstereyim. Her bir mektup kadın işçilerden Nuray'a giden mektuplar. Size bu mektuplardan parçalar okumak istiyorum. Çünkü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne doğru giderken aslında şiddetle nasıl baş edeceğimizin, şiddete karşı nasıl ayakta duracağımızın ve şiddetsiz bir dünyayı nasıl yaratacağımızın bir örneği olarak bu dayanışma mektupları bizim açımızdan çok önemli. Bu mektuplar sizin de yarattığınız, sizin de yazdığınız mektuplar. Birinci mektuptan başlayayım. Esenyurt'tan bir tekstil işçisi Gülsen anlatacak şimdi bize. Gülsen diyor ki, şu an 38 yaşındayım. 12 yaşında işçilik yapmaya başlayan nice çocuklardan biriyim. Bu yaşıma kadar birçok şey gördüm. 13 yaşında yaşadığım bir olay hala hafızamda. Çevremde onca insan olmasına ve görmesine rağmen müdahale eden kimse olmamıştı. Ne acı. Yıllar geçmesine rağmen hala kadınlar tacize, tecavüze, şiddete maruz kalıyor. Biz kadınların açık ya da kapalı olması erkeklerin bakış açısını değiştirmiyor. Çünkü biz kadınlar erkekler için sadece cinsel bir objeyiz. Tuzla'da tekstil firmasında çalışan Nuray arkadaşımızın da çoğu kadın gibi iş yerinde sözlü, fiziksel tacize uğramış kadınlardan biri olduğunu gördüm. Onu bizden farklı yapan ise uğradığı tacizi suç duyurusunda bulunarak gündeme getirmesi. Bunun sonucunda şikayetini geri alması için darp edildi, engellenmek istedi. Buna rağmen Nuray arkadaşımız vazgeçmedi, vazgeçmeyecek. Bu dava bundan sonra her birimizin davası. Çünkü bize yapılanlar da bu davayla gün yüzüne çıkmış oldu. Bu davanın takipçisi olacağız. Biz kadınlar örgütlüysek güçlüyüz diyor efendim Gülsen, Esenyurt'tan bir tekstil işçisi. Yine SCY22'de çalışan
Kadın işçilerin de Nuray'a bir mektubu var. Yan yana durmalıyız diyor kadınlar. Tacize uğrayan ama buna rağmen dimdik onuruna sahip çıkan Nuray Bayraklı arkadaşımıza yalnız olmadığını Evrensel Gazetesi aracılığıyla belirtmek isteriz diyorlar ve şöyle devam ediyorlar. Bu yaşanan olay gibi çok şey yaşanmakta. Bizler de çalıştığımız ortamda benzer olaylar yaşıyoruz. En iyi durumda her gün onlarca erkek tarafından gözle taciz ediliyoruz. Sesimizi çıkarsak da toplumsal baskıya maruz kalıyoruz. Sesimizi çıkarsak da çirkin saldırılara karşı direnen arkadaşlarımız bize güç veriyor. Nuray Bayraklı yalnız değildir. Biz kadınlar birbirimize sahip çıkmalı ve birlik olmalıyız diyor. Elsie Waikiki'den Kadın İşçiler efendim. Nuray'ın yaptığı yol gösteriyor mektubunu görüyorsunuz. Gülnaz yazdı bu mektubu da. Çağlayan'dan yazdı efendim. Gülnaz'a aslında kendi yaşadıklarını anlatıyor. Çağlayan'da da kadınların büyük bölümü iş yerlerinde tacize uğruyor ama susuyorlar diyor Gülnaz. Çünkü korkuyorlar. Patronundan ustabaşına, ustabaşından makineciye kadar herkesin tacizine maruz kalıyoruz. Bu durumu dile getirmiyoruz. Çünkü çalışmak zorundayız. İşsiz kalmamak için susuyoruz. Bütün iş yerlerinde yaşandığını bildiğinden, başka sektörde iş bulamayacağımızdan, bulsak da aile uzak diye izin vermeyeceğinden, eve çalışıp para götürmek gerektiği için susarak çalışmak zorunda kalıyoruz. Bir de kimseye anlatamayız yaşananı, toplumun baskısından dolayı. Kadın kuyruk sallamazsa böyle olmaz denir. Ancak bir arkadaşımız yaşadıklarını cesaret bulup ona anlatırsa o da paylaşır. Nuray arkadaş yaptığın çok kıymetli ve yol gösterici. İş yerinde kadınlarla paylaşıp yan yana durarak yürüttüğünüz dayanışma çok kıymetli. Ve biz kadınlara durmamız gereken yeri gösterdiğin için teşekkürler. Sonuna kadar devam etmelisin. Hepimiz için diyor Çağlayan'dan tekstil işçileri adına Gülnaz arkadaşımız. Bir mektup da bir kot fabrikasında çalışan bir kadın işçiden. O da Nuray'a sesleniyor. Nuray'ın aslında yalnız olmadığını söylerken de bütün bu iş yerlerinde, fabrikalarda yaşanan tacize, şiddete karşı nasıl ayakta duracağımızı anlatıyor bu kot fabrikasında çalışan kadın işçi. Diyor ki, gazeteniz üzerinden takip ettiğim kadarıyla Rimax fabrikasında çalışan tacize karşı direndiği için darp edilen kadın arkadaşıma cesareti ve duruşunda kendisiyle tanışıyor olmasam da yürekten selam ediyorum. İnsan haberi ilk okuduğunda hem anıları canlanıyor, hem öfkeleniyor, hem de yapamadıklarını hayıflanıp üzülüyor. İlk işe başladığım gün bile şefin sözlü tacizine maruz kalmama rağmen hiçbir şey diyememiştim. Çünkü o senin şefin, sen bir şey yapmışsındır ki adam öyle davranmıştır diye, insanlar düşünür diye hep geri adım attım. İtirazlarıma karşı iş üzerinden baskı yapmasından, daha fazla iş sayısı çıkartmasından korktum. Bir kadın olarak emin olun bunu bile dile getiremeyişim içimi kemiriyor. İş yeri yönetiminin bunu bilmesine rağmen suçlu senmişsin gibi davranması da ayrı bir dert. Bunlar herhalde hepimizin yaşadığı ortak dert. Biz aslında Nuray gibi cesaretli olmalıydık. Yoksa bunların sonu gelmez. Burada yine işçilerin birlik olmasının büyük önemi artmıştır diye ifade ediyor kadınlar. Nuray'a yazılan bu mektuplar aslında her birimize yazılmış mektuplar. Yaşadığımız şiddet ortamından nasıl çıkacağımızı ortaya koyan mektuplar. Bu mektuplar için bütün işçi kadınlara da çokça teşekkür edelim. Ve başlık Nuray gibi cesaretli olmazsak bunun sonu gelmez başlığı aslında her birimiz için yol gösteriyor. Nuray'ın hikayesinde önemli bir nokta daha vardı biliyorsunuz. Nuray, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nden de güç almıştı. Yani kadınların dayanışmasından fayda görmüştü. Şimdi kadınlar dayanışma gösterdikçe, birbirlerinin sorunlarını çözmeye başladıkça aslında daha fazla tehdit altına da giriyorlar. Neden? Çünkü kadınların dayanışmasının ne kadar önemli şeyleri çözdüğünün bir göstergesi olmuştu bu yaşananlar. Sadece Nuray'ın yaşadıkları değil. Esenyalı'da hem işçi kadınların yaşadığı benzer taciz olaylarına hem de ev içlerinde yaşanan kocası, babası, oğlu, tanıdığı, mahallelisi, bütün bunlar tarafından şiddete uğrayan kadınların
dayanışma merkezlerinden bir tanesi haline gelmişti. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği ve Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nin böyle bir merkez, böyle bir odak olmasına karşı ise aslında bir tehdit süreci de başladı. İşte bu tehditler aslında ne kadar da çok dayanışma ihtiyacımız olduğunu bir kere daha gösteriyor. Esenyalı'ya gidiyoruz şimdi. Bakalım bu tehditlerin anlamını kadınlar nasıl yorumlamışlar, neler söylemişler ve bizi izleyen sizlerden nasıl bir dayanışma bekliyorlar? Beraber izleyelim. Adile Doğan ben. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanıyım. Buradaki çalışmalardan buradaki üye arkadaşlar bahsettiler ama son zamanlarda sizin bir sıkıntınız olan bu tehditlere karşı ne söylemek istiyorsunuz? Neden kaynaklandı bu tehditler ve bundan sonrası için de nasıl önlem almayı düşünüyorsunuz? Evet, öncelikle sonuçta burada bir kadın dayanışması var. İşçilerin yoğunluklu yaşadığı bir mahalle ve aynı zamanda sorunların da çok büyük olduğu bir yer. Birçok kadının tacize uğradığı, hakarete uğradığı, şiddete uğradığı, şiddete uğradığı kişiden kurtulmaya çalışırken bile yaşadığı birçok problem var. Ve halde burada da bir kadın dayanışmasının varlığından kaynaklı buraya çokça fazla kadın arkadaş başvuruyor. Şu ana kadar da 68'e yakın vakamız olmuş. İşte boşanmak isteyen, tacize uğrayan, tecavüze uğrayan, başkaca nedenler, kendi çocuğunun istismar edilişi üzerinden. Ve bunlar hep dayanışmayla bir şekilde dertlerine çözüm bulmuş burası, Kadın Dayanışma Derneği. Şimdi haliyle aslında çok geniş faaliyetleri olan bir yer. Birçok etkinlik, eylem, gösteri, panel, söyleşi, kadın haklarına yönelik bilinçlendirme politikaları yürüten bir yer. Bu da birilerini haliyle rahatsız ediyor. Çünkü dün kadar istediği gibi gidip işte karısını dövemiyor, şiddet uygulayamıyor. Çünkü artık karşısında haklarını öğrenmiş, nereye başvurabileceğini bilen, kendisinin ona insan olduğunu hatırlatan bir birey çıkıyor. Ve halde bu bundan rahatsız. O yüzden bize yönelik yapılan tehditlerin de tam da böyle olduğunu düşünüyoruz. Ve en önemlisi bunun devlet politikasından çok bağımsız olmadığını da düşünüyoruz. Şimdi biliyorsunuz gündemde bir örneğimiz var. Nuray Bayraklı bir işçi kadın. Bu ülkede iki maskeli adam gidiyor. Gecenin bir vakti işe giderken kadın arkadaşımızı darp edebiliyor. O kadar meşrulaşmış ki karakola gidiyorsun, ses yok. Devletin hangi merciğine gidersen git bir şey yapamayız gibi bir algıyla yaklaşılıyor. Bizim burada kadın dayanışmasıyla yaptığımız bütün her şey onlara göre yasal olmayan, onlara göre yanlış, kadınları bir araya getiren, kadınlara yanlış şeyler öğretiyor olmanın verdiği, yani böyle bir şey empoze ediliyor aslında. Böyle bir şey empoze edildiği için de bize karşı bir gard alınıyor. O nedenle işte yakın zamanda hem Facebook, derneğin Facebook sayfası üzerinden bir tehdit mesajı aldık. Onun haricinde yine derneğin önünde bir araç tarafından taciz edildik. Mahallede 3-4 tane gencin sokakta geçerken üzerimize biber gazı sıkması gibi bir takım olaylar yaşadık. Ve biz bunu da tam olarak da işte burada yürütülen faaliyetlerin ya da daha çok kadınların şiddet gören kadınlara çözüm olan bir yer olmasından kaynaklı böyle olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bunun üstesinden yine biz kadın dayanışmasıyla geleceğiz. Örgütlü mücadelemizle üstesinden geleceğiz. Biz bundan korkmuyoruz. Biz bununla yılmayacağız da. Yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını düşünüyoruz. Peki bundan sonraki çalışmalarınıza nasıl bir yön vereceksiniz? Neler yapacaksınız? Şimdi malumunuz kadına yönelik şiddet çok ciddi arttı. 10 ayda 40 küsür kadın katledilmiş bu memlekette. Savaşta bile yok. Bir savaşta 10 ayda bu kadar kadın bile öldürülmüyor. Ve yeniden AKP iktidar ötekileştiren dilini yeniden kullanıyor. Kadına yönelik hiçbir vaadin bile olmadı. Seçim kampanyası yürütüldü ve kadınlara yönelik biz şunu da yapacağız dedikleri hiçbir şeyin olmadığını da gördük. Bu nedenle önümüzdeki dönem faaliyetlerimizi de planlarken biraz bunu da göz önünde bulunduracağız. Devletin, iktidarın o bölen diline karşı bütün her kesimden kadınların yan yana gelebileceği etkinlikler planlamaya devam edeceğiz biz burada. Kadın dayanışmasını büyütmeye devam edeceğiz. Önümüz 25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve birlik
günü. Biz bugüne giderken de yine kadına yönelik şiddeti çok daha fazla konuşmak zorundayız. Kadına dair uygulanan politikalara çok daha fazla konuşmak ve aynı zamanda bunların değişebilmesini de talep etmek durumundayız. Bu nedenle daha fazla kadın kitlelerine ulaşıp daha çok kadının bu dayanışmanın içine katarak yol almayı ya devam edeceğiz. Yasaları zorlayacağız. Birbirimizle daha çok yan yana geleceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. Asla yılmayacağız. Çünkü biz burayı gerçekten çok zor şartlar altında kurduk. Yani bir sürü tedirginliklerimizi aştık. Yani birbirimize güvenmeyi öğrendik. Mücadele etmeyi öğrendik. Yasal haklarımızı öğrendik. Daha çok mücadele edeceğiz. Yani bunlar bizi asla yıldırmayacak. Yani sadece bu bir olmayacak. Devamı da gelecek. Çünkü takip ettiğimiz bir sürü kadın davası var. Taciz, tecavüz, çocuk istismarı, bir sürü dava var. Bunların arkası kesilmeyecek ama biz de bunun karşısında yan yana gelmeyi, daha çok politikleşmeyi, daha çok örgütlenmeyi öğreneceğiz. Derneği birçok şiddetle ilgili veya boşanmak isteyen kadınlar başvurmaya başladı. Bunlar daha görünür hale gelince ve işte ilk başta Gönül Çalışkan haber işte basına da yansıyan, işte eşi tarafından yakılarak öldürülmek istendi. Kadınlar olarak mahallede işte yürüyüş düzenledik ve Gönül Çalışkan davasına sahip çıktık. Onun dışında da birçok davaya sahip çıkıyoruz. O yüzden daha görünür hale geldiğimiz için, kadınların yanında olduğumuz için, işte kadınların hep beraber dayanışma ile bir şeyleri çözmeye çalışması, bu da tehditleri beraberine getiriyor. Yani yıldırmaya çalışıyorlar ama yılmayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz. Sonuçta sıfırdan ortaya çıkardık biz bu derneği. Dayanışmayla büyüttük ve dayanışmayla da davaları takip edip kadınlarla beraber bu tehditlere papuç bırakmayacağız, öyle söyleyeyim. Adile bayanları sorunları çözerken erkekler kadınlara sorun tehdit de yağdırıyor. Çünkü devlet her zaman erkekleri yanın arkasındadır. Kadınlar sorunları çözmüyor. Kadınları her zaman son plana attığı için erkekler de ne yapıyor? Devlette, poliste, herkesi şeyi istiyor, alıyor mesela, güç alıyor. O yüzden ne oluyor? Kadınları sorunları çözmek istemiyor. Kadınları her zaman ezmek istiyor. Kadınları yani her zaman ikinci planda görmek istiyorlar. Çünkü devlet kadın olarak değil de insan, yani bir köle olarak görüyor yani. Gülistan Dinç, Esenyurt'ta oturmaktayım, ev hanımıyım. Üye misiniz? Üyeyim, evet. Nasıl buluyorsunuz çalışmaları? Vallahi birçok faaliyetimiz Adile Hanım'la beraber çok güzel ilerlemekte. Birçok etkinlikte iş yapmaktayız. Bayanları bir araya toplayıp sohbet etmek, iyisiyle kötüyle her şeyi tartışmak. Bayağı güzel etkinliklerimiz var. Peki derneğe gelen bu tehditlerle alakalı ne söylemek istiyorsunuz? Yılmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Derneğimizi ayakta tutmaya çalışacağız bayanlar olarak. Birçok bayan da yani gelip bu faaliyetlere, etkinliklere katılmalarını istiyorum. Yani birlik olalım, birlik olmadığımız sürece kaybedecek gibi görünüyoruz ama kesinlikle kaybetmeyeceğiz. Yani birlik olduğumuz sürece üstesine gelip kazanacağız, başaracağız. Fabrikadaki tacizler şimdiye kadar yani vardı, her zaman da vardı, hep duyduğumuz şeylerdi. Her zaman da ustabaşı taraflarında kadınlar tacize uğruyorlardı. Ama nedense buna bir yasa gelmedi. Yani kesin caydırıcı cezalar da gelmedi. Adalet de ortada. Ben artık adalete de güvenmiyorum. Adalet artık günümüzde tecavüze uğrayan küçük 14 yaşına kadar, 14 yaşlarına indiler. Tecavüze uğrayıp da mahkemeye çıkıyor tecavüzcü. Takım elbise, kravat takıyor. Saygından nedense indirim alıyor. Ben bunu da anlamış değilim. Ben adaleti de anlamış değilim. Hani bu saatten sonra da gerçekten anlamak da istemiyorum. Ama sokakta, fabrikada kadınlar tacize uğruyor maalesef. Kızlarımız da tacize uğruyor. Ama bunlara da artık bir dur demenin zamanı geldi. Gerçekten duyarlı erkeklere buradan sesleniyorum. Annesi, kız kardeşi, kızı empati yapsınlar, onların yerine koysunlar. Kendine olmasını istemeyeni başkasına da yapmasınlar. Hani bu konuda birlik olmamız gerekiyor artık. Yaşasın! Bağırın!
Yaşamak için dayanışma ihtiyacımız var ve işte kadınların dayanışmasının iki örneğiyle programımıza devam edeceğiz. Önce sizi kadın hareketinin en geniş bileşenlerinden biri olan Kadın Sığınakları Kurultayı'na götüreceğiz. Başlığı kadınların kolektif gücü dayanışmaydı bu sene. Sığınaklar Kurultayı'ndan röportajlarımız olacak. Hemen arkasından bir başka dayanışma örneğiyle hayatı kolaylaştırmanın bir yöntemi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir çocuk bakım odası açtıran Tümbel Senli Kadınların dayanışma mücadelesini getireceğiz ekranlarınıza. Dayanışmamızı güçlendirmek üzere diyelim efendim. Ekmek ve Gül'de yeniden buluşmak üzere. Şimdi İzmir'den ve Ankara'dan görüntülerimizle veda ediyoruz. Siz hoşçakalın. Kadın Sığınakları Danışma ve Dayanışma Merkezi Kurultayı bu yıl 18.sini gerçekleştirdi. Kadın Dayanışma Vakfı'nın ev sahipliğiyle Ankara'da gerçekleştirilen kurultayda kadınlar, erkek şiddetine karşı kadınların kolektif gücü, dayanışma ve mücadele alanlarımız başlığıyla tartışmalar yürüttü. Bu tartışmalar çerçevesinde 3 gün boyunca 41 ilden 60 kadın örgütü ve 325 kadın katılımcıyla farklı şiddet biçimlerini tartışan kadınlar, aynı zamanda şiddete karşı yasal mevzuatta neler yapabileceklerini, nasıl bir dayanışma yürüteceklerini ve savaş ve çatışma ortamında şiddete karşı mücadelelerini nasıl ilerleteceklerini tartışması yürüttü. Kurultayın birinci gününde tebliğlerini sunan ve tartışmalar yapan kadınlar, kurultayın ikinci gününde de atölyelerde deneyimlerini paylaşarak kadına karşı şiddette nasıl bir mücadele yürütmesi ve dayanışmanın ilerletilmesi tartışmaları yaptı. Kurultayın son gününde de sonuç bildirgesini yayımlayan kadınlar, erkek şiddetine ve devlet şiddetine karşı nasıl mücadele yürüteceklerini, dayanışmayı ne şekilde büyüteceklerini konuştu. 3 günlük bir kurultaya ev sahipliği yapıyor Kadın Dayanışma Vakfı ve erkek şiddetine karşı mücadele alanları, kadınların dayanışma gücü burada ele alınacak. Neler var? Kurultayda neler olacak? Neler var? Kadınlar nasıl tartışmalar yürütüyorlar? Bununla ilgili biraz bilgi verir misin? Tabii. Öncelikle beklemediğimiz oranda bir katılımcı sayımız olduğunu söylemek isterim. Yaptığımız çağrılar çok fazla karşılık buldu. Yani 40'tan fazla sanırım, yanlış olabilir ama 40'tan fazla olması lazım ilden, kadın örgütlerinden ve kurumlardan alanda çalışan, yani bu alanda kadın yönelik şiddetli mücadele alanında doğrudan çalışan kadınlar var şu anda burada. 300'den fazla kişiyiz. Bu çok iyi bir rakam bizim için. Yani Türkiye'nin her bölgesinden kadınlar şu anda burada ve çok büyük bir bilgi ve deneyim paylaşımı olacak. Bunu çok önemsiyoruz. Kurultay için de çok önemli bir şey. Zaten 98'den beri yapılıyor kurultay, biliyorsunuz. 18. kurultayda buradayız. Onun dışında bu yıl hani şöyle bir şey konuştuk. Dayanışma ve mücadele alanlarımız üzerine biraz konuşalım. Hani kadınların direnişine, kadınların nasıl bir mücadele kurduklarına, dayanışmayı nasıl aralarında kurduklarını ve nasıl büyüttükleri üzerine biraz odaklanmak istedik. İstanbul Feminist Kolektif'in hani kadınlar hayatlarına sahip çıkıyor raporları hazırlıyor artık. Son zamanlarda birçok şu tür olaylar takip ediyoruz kadınlar olarak. Kendisine şiddet uygulayan erkekleri hani kendilerini savunma amacıyla işte öldüren ve bunun neticesinde hapse giren birçok kadın var. Feminist kadınlar olarak onlarla dayanışmayı sürdürmeye çalışıyoruz bu kadınlarla. İşte zaman zaman duruşmalarına gitmek olabiliyor bu. Zaman zaman sadece mektup göndermek bile olabiliyor. Hani yanlarında olduğumuzu belli etmeye çalışıyoruz diyelim. Savaş ve çalışmalı ortamlarda kadın yönelik şiddetle mücadeleyi nasıl sürdürebiliriz üzerinden konuşacağız. Çünkü bizim gibi hani kadın danışma merkezi olan ya da sığınma evi çalışması yapan, sığınak çalışması yapan kadın örgütlerinin yani savaştan doğru gelen, bu çatışma ortamından doğru gelen farklı şiddet biçimlerini yaşayan kadınlar bize ulaşıyor ve böyle durumlarda hani farklı ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla bizim bu verdiğimiz destek hizmetini biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Çünkü çok boyutlu şiddet. Yani sadece yani ev içindeki şiddetten bahsetmiyoruz artık. Çok genişledi. Yani bu zorla evlendirmelerden işte insan ticaretine, işte küçük yaşta evlendirme dedim zaten. Ya da göç yerinden edilmekten işte göçe. Hani mülteci kadınlar zaten en hani desteğe ihtiyacı olan kadın grupları artık. Bunlarla nasıl bir dayanışma kurabiliriz, neler yapabiliriz? Özellikle deneyimi olan kadın örgütlerinden gelen kişilerin deneyimlerini paylaşmasını çok önemsiyoruz. Özellikle bu şekilde de çağrımızı yaptık. Yani şu anda biliyorsunuz çok yakın bir zamanda, bir ay önce Ankara katliamını yaşadık burada. 100'den fazla canımızı kaybettik ne yazık ki. Bu yüzden yani şunu fark ediyoruz, insanlarda
sokağa çıkmaktan bile bir tedirginlik var. Hani bu tür eylemlerde. Çünkü 25 Kasım gibi, 8 Mart gibi günler kadınların hani eylemliliğini, gücünü gösterdiği, sokaklara döküldüğü günler çok önemli günlerdir bizim için. Hani bunda bile şu anda bir tedirginlik var. Sokağa çıkmaktan bile insanlar tereddüt edebiliyor. Biz bunu ya yıkmak istiyoruz. Hani korkarak, çünkü bir yere varamayız. Yani bunu aşmamız lazım. O yüzden 25 Kasım'da herkesi sokaklara, alana davet ediyorum. Bu kurultayda kadınlar da hem şiddeti hem barışı, kadınların toplum içerisinde sıkıştırılmışlığını tartışıyor ve dünyayı bir şiddet sarmış durumda bu anlamda. Türkiye dışında, dünyada da birçok yerde patlamalar, katliamlar yaşanıyor. Kadınlar burada mücadele alanlarını ilerletme açısından, dayanışmayı büyütme açısından tartışmalar yürütüyorlar. Bu anlamda kadınlara ileride nasıl bir süreç bekliyor 25 Kasım'a giderken, neler yapacaklar, neler yapmalı kadınlar? Kadınların mücadelesi zaten uzun ve meşakkatli bir yol. Erkek egemenliği çok ince ve hayatlarımızın her alanına yayılmış çok incelikli bir şiddet biçimi. Biz de aslında 18 yıldır Sığınaklar Kurultayı'nda tam da bu şiddetin bu incelmiş biçimlerini, hayatlarımıza nasıl etki ettiğini deneyim paylaşımıyla tartışıp daha sonra da ortak taleplerimizi, ortak mücadele yollarımızı belirlemeye çalışıyoruz. Bütün dünyayı saran bu şiddet halinde, aynı zamanda Türkiye'yi de saran bu çatışma halinde kadınların hayatı daha da zorlaşıyor. Çünkü biz biliyoruz ki zaten erkek egemenliği, erkek şiddeti hayatın her alanındayken çatışma zamanlarında daha da artıyor. Biz kadınlar hem aslında bu erkek şiddetine karşı direnişimizden biriktirdiğimiz bilgiyle barış talebimizi yükseltirken, bir yandan da kadınların kendi hayatlarını kurmaları, kendi yaşam alanlarını savunmaları için gerekli mekanizmaları, bunu nasıl sağlayabileceklerini, bunun güçlenmesi için nasıl bir dayanışma kurulması gerektiğini tartışıyoruz. Burada aslında artık daha özellikle vurguladığımız şey, bir taraftan bizim talep ettiğimiz, devletten talep ettiğimiz kadınların hayatlarının erkek şiddetine karşı korunması ve kadınların güçlendirilmesi için gereken mekanizmalarının kurulması yanı sıra aynı zamanda biz kadınların aslında tek başlarına hayatlarını kurabilecekleri, kendi bedenleri, hayatları ve emekleri hakkında kararlarını verebilecekleri alanları nasıl oluştururuz? Ve toplumsal olarak da bu kararları güçlendirmeyi nasıl sağlarız? Erkek şiddeti hayatımızda, evet, biz kadınlara erkek şiddetine uğradıkları zaman neler yapabilecekleri konusunda bir dayanışma sağlamaya çalışıyoruz. Başımıza geldiğinde ne yapabiliriz diye. Yargıda kadın cinayetlerine karşı, kadına karşı uygulanan şiddete karşı işte saygın tutum indirimi, ihal indirimleri gibi indirimler uygulanıyor ve tacizlerin, tecavüzlerin üzeri bu şekilde örtülmeye çalışılıyor. Yani bir cezasızlık politikası sürdürülüyor. Bu anlamda bu kurultayda buna dair neler tartışacaksınız? Kadınlar neler ortaya koyacak? Biz bu kurultayda asıl olarak yargının sürekli olarak erkeklere verdiği cezaların hafifliği ve gösterdiği maksimum toleransın kadına yönelik şiddeti arttırması konusunu yıllarca konuştuğumuz için bu kurultayda bir perspektif değişikliği yapıp peki kadınlar yaşamlarına sahip çıktıklarında yargı ne yapıyor? Yaşamlarına sahip çıkan kadınlara nasıl bir yaptırım uyguluyor? Buna biraz bakalım istedik. Bir sabah oturumlarımızdan bir tanesinin başlığı da İstanbul Feminist Kolektif'in bu konuda hazırladığı kadınlar yaşamına sahip çıkıyor, hayatlarına sahip çıkıyor raporunun değerlendirmesi ve tartışmasıydı. Ve biz o raporu tartıştığımızda, yarınki atölyelerimizde de devam edecek elbette ki tartışmalarımız, şunu gördük ki yargının erkeklere gösterdiği o sonsuz toleransın, yeni yeni kavramlar türetmek suretiyle erkekleri cezadan kurtarmak konusunda harcadığı maksimum çabanın hiçbirini kadınlar konusunda göstermiyor. Yani öldürmek zorunda kalan, yaşamak için öldürmek zorunda kalan, yaşamak için yaralamak zorunda kalan kadınların yargı karşısında sanık olarak bulunmaları halinde kendilerine, işte Nevin Yıldırım örneğinden de bildiğimiz gibi, ne ihal indirimi ne olumlu hiçbir indirim uygulanmıyor. Aksine yargı bu kadınların yaşamak için öldürmek zorunda kaldıklarını, yani bir meşru savunma,
politik tabiriyle bir öz savunma dahilinde öldürmek zorunda kaldıkları gerçeğini tümden göz ardı ediyor ve sadece öldürme anına odaklanıyor. Durum erkekler açısından söz konusu olduğunda ise, yani erkekler kadınları öldürdüğünde ise, mercek oldukça geniş bir yerden tutuluyor. Yani kadının öldürülmeyi hak edip etmediği bütün geçmiş yaşantıları sonsuz biçimde irdelenerek, tartışılarak ve gerçekten öldürülmeyi hak ettiği, o ataerkil kodlar çerçevesinde hak ettiği kanaatine varma konusunda yargının maksimum bir çabası oluyor. Biz işte hem bu yargının ikili ve yanlı tutumunun bir çeşit deşifresi, hem de yaşamlarına sahip çıkan kadınların deneyimlerinden yola çıkarak ne öldürüleceğimiz ne de öldürmek zorunda bırakılacağımız bir dünyanın inşası için aslında bu kurultayı 18. kez yapıyoruz. Kurultay sloganlarımızdan bir tanesi de bu: sığınaksız bir dünya için bir araya geldik. Biz kadınların sığınaklara ihtiyaç duymayacakları, özgür, eşit ve güvenli bireyler olarak yaşayabilecekleri bir dünyanın inşası için bir adım olarak görüyoruz bu kurultayı. Ekmek ve Gül'den herkese merhabalar. Kreş talebi, biliyorsunuz, her eylemimizde, mikrofonu her uzattığımız kadında, konu ne olursa olsun dönüp dolaşıp kreşe geliyoruz, bebek bakım odasına geliyoruz. Peki neden önemli bizler için bu kadar? Şu anda çok şirin, küçücük bir odanın içerisindeyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi içerisindeki bebek bakım odasındayız. Özellikle Tümbelsenli Kadın Komisyonu üyeleri, kadınların çabalarıyla açılmış olan bu bebek bakım odası hangi taleplerle nasıl ortaya çıktı? Tüm bunları değerlendireceğiz bugün. Çok güzel konuklarım var. Hemen sizlerle tanıştırayım. Öncelikle Başak Mamaç, Tümbelsen Birnoğlu Şube Kadın Sekreteri. Sema Uzun, Tümbelsen Birnoğlu Şube Kadın Komisyonu üyesi. Yine aynı şekilde komisyon üyelerinden Emel Dönmez ve Fatma Zengi bizlerle. Hoş geldiniz. Hayırlısı olsun. Gerçekten küçük kazanımlara ihtiyacımız olan, böyle yüzümüzü güldürecek ufacık şeylere ihtiyacımız olan bir dönemden de geçiyoruz. Tam da aslında bebek bakım odası da öyle bir zamanın ardından açıldı. Ankara katliamının arkasından açıldı. Bir buraya doğru gelelim ilk önce istiyorum. Nasıl bir mücadele verdiniz? Hani kreş değil, bebek bakım odası. Ama bunun da kıymeti nedir? Önce sizden başlayalım. Bu konuyu gündeme getirmek için sizin de bizi ziyaret edip yaptığımız çalışmalarla ilgili bizden bilgi almak istemeniz için biz de teşekkür ederiz size. Hoş geldiniz. Bizim yaklaşık bir ay önce bu odanın olması için 2,5 senedir uğraşmamıza rağmen bir ay önce tam da Ankara katliamının hemen ardından bebek bakım odası ile ilgili olumlu gelişmeler oldu hızlı bir şekilde. Biz de bu uzun süredir istediğimiz şeyleri hızlı bir şekilde eksiklerin giderilmesi için çalışıp artık arkadaşlarımızın, çalışanların, vatandaşların, belediyeyi ziyaret eden herkesin kullanımına, özellikle kadınların, bebekleri, kadınların kullanımına açılması için başladık. Şimdi öncelikle anladığım kadarıyla sadece personele ait değil, aynı zamanda ziyaret eden bütün hem personel yakınları hem de ziyaretçilerin kadınlarına ve bebeklere açık bir alandan bahsediyoruz. Aslında sizle devam edelim. Şimdi neden önemli kreş, bebek bakım odası? Mesela evli misiniz, çocuklarınız var mı? Ne tür zorluklar yaşadınız? Bir ay olmuş çünkü daha açılalı. Öncesinde neler vardı? Siz de hoş geldiniz öncelikle. Ben evliyim, çocuğum yok. Ama bu gerçekten çocuklu kadınlar için, belediyede çalışan arkadaşlarımız için gerekliliğini daha açıldığı gün hemen kullanmak isteyen bir kadın arkadaşımızla yaşadık. Gerçekten gerekli, çünkü emziremeyen, burada çalışmak durumunda olan arkadaşlarımız var. Sütlerini sağmaları gerekiyor. Ama çalışma koşullarında bunu yaratamıyoruz haliyle. Her birimiz birer ofiste çalışıyoruz ve hani orada hem hijyenik olarak hem hani kendisini rahat hissedebileceği ortamlarımız yok. Buzdolapları yok her odada. Bu yüzden de çocuğu yanında olmayan kadın arkadaşlarımız için de büyük bir sıkıntıydı bu. Hani sütlerini sağmalarını sağlıyor. Daha sonra bebeğiyle gelmesi gereken arkadaşlarımız burada altını değiştirebiliyor. Emzirmeyi yapabiliyor. O yüzden de çok gerekli olduğunu düşünüyorum.
Ve uzun bir mücadelenin ardından bunu kazandık. Ama tabii ki bu bir son değil. Kadınlar için biz mücadeleye devam edeceğiz Büyükşehir Belediyesi'nde. Yani ve uzun bir mücadele denildiği zaman ben şu aklıma geliyor. Türkiye'nin çağdaş şehri İzmir'de yaşıyoruz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi içerisinde 2,5 yıllık hani şu kadarcık aslında çok ufacık bir alandayız. Hani bunun açılmamasını ben gerçekten algılayamadım. Nasıl bir mücadeleydi? Gittiğinizde nelerle karşılaşıyordunuz? Gerçekten 2,5 yıl uğraş verildi dendiğinde hakikaten kulağa inanılmaz geliyor. Ama gerçek bu. İdarecilerle görüşmeye gittiğimizde bunu toplu sözleşmeye, toplu sözleşmelerimize bir madde halinde ekletmek istediğimizde bile bir dirençle karşılaşıyorduk. Yani işte bir odamız yok. Zaten çok sıkışık. İşte personel zaten fazla. Yer problemimiz var. Yani şurada 3-4 metrekare yeri bir türlü ayarlayamadılar. Bir taraftan da şey de oluyordu. Yani hep personel ve çalışanın ihtiyaçları ya da personele yapılacak her şey ikinci planda. Yani hep gündem farklı olabiliyor. Sürekli gündemleri değişiyor idarecilerin. Ve bizim taleplerimiz hep arka sıralara atılıyordu. Ve bunu sürekli yenilememiz gerekiyordu. Bütün talepleri biz sürekli yenilememiz gerekiyor. Bu sadece bu bebek bakım odası için geçerli değil. Her türlü talebimizi düzenli periyotlar halinde idarecilerimize iletmezsek gerçekten bir kazanım elde edemiyoruz. Yani mücadele böyle oldu. İmza kampanyası oldu mesela bu oda için. Bütün kadınlardan, hatta erkek arkadaşlardan da, tüm çalışanlardan ki zaten biz sadece kadınlar için olduğunu düşünmüyoruz. Eşitlik temelinde kadın erkek, bebeği olan, çocuğu olan her çalışanın ihtiyacı olan bir şey olarak görüyoruz. Herkesten 1000'in üzerinde bildiğim kadarıyla imza toplanmıştı. Buna rağmen sonuç alamamıştık. İşte tabii zamanla idareciler değişebiliyor ya da idarecilerin gerçekten önemli olduğunu aktarabildiğimiz zamanlar olabiliyor demek ki. Karşılık buldu ve sonunda bu odayı elde ettik. Gerçekten 10 Ekim katliamı sonrasında çok kısa süre sonrasında aldığımız için haberi çok sevinemedik. Çok bunu paylaşamadık ama şimdiye bugüne kısmetmiş. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum ben de. Kadınlar olarak bizim ilk savaşarak aldığımız kazanımlardan birisi. Yani bundan sonrası inşallah gelecek, kreşimiz olacak. Daha birçok istediğimiz şeyler var. Yani bence bu bir başlangıç. En önemlisi o. En önemlisi ne istiyoruz? Bir kreş istiyoruz. Kreşin yanında bizim kadınlar olarak istediğimiz, yani nasıl söyleyeyim, şu anda evet, bizim bir mobbing masamız var. Pardon, kurulacak. Affedersiniz, kurulacak. Onunla ilgili bir çalışmalarımız da oldu. En azından onu kurma aşamasını hızlandırmak istiyoruz. Peki hani bu bir aylık şeye baktığınız zaman, süreye baktığınız zaman, burayı kullanan birisi olarak da aynı zamanda aradaki farkı nasıl gözlemliyorsunuz? Yani bir ay önce Başak neler yapıyordu? Çocuğunu emzirebilmek için, ona süt gönderebilmek için. Peki şu anki konumu ne? Vakit mi kazandı, ne oldu? Tüm bunları merak ediyoruz açıkçası. Çoğu anne için, yani benim dışımda da daha kıyıda köşede, bazen tuvaletlerde, bazen arşiv odalarında ya da müsait olursa boş bulduğumuz bir odada hani çok da steril olmayan koşullarda süt sağmaya çalışmak bizim için hem tedirginlik hem stres kaynağı hem de ciddi bir zorluktu. Şu anda hepimiz biliyoruz ki kullanamayacağımız temiz, bize ayrılmış imkanları bizim ihtiyacımızı görecek bir oda var. Bu bizim içimizi rahatlatıyor. Aynı şekilde bu durumda olan ziyaretçilerimizi de
davet edebileceğimiz, onlara yer gösterebileceğimiz ihtiyaçlarının karşılanması için böyle bir yerin olması bize hem güven hem de rahatlık veriyor. Örneğin ben kızımı buraya getiremiyordum iş yerine. Geçen hafta getirdim ve burada emzirdim kızımı. Bu hani bunu hani kimseden izin almak zorunda kalmadan, kimsenin kendi koşullarımı bunu uydurmak için çok fazla sıkıntı yaşamadan burayı kullanabilmek hepimizin burayla ilgili ilişkilerini de burayla ilgili güven duygusunu da işte değerli olduğunu hissedilmesi açısından da iyi bir gelişme. O yüzden böyle bir fark var. Hem zaman hem mekan olarak benim gibi olan arkadaşlarım yaşamları daha kolaylaşmış durumda. Bu çünkü şu da var, sağılamayan sütün de fiziksel olarak kadınların bünyesinde yarattığı fiziksel sıkıntılar var. Yani sadece şey değil bu, hani gözle görülmeyen bedeninde kadınların hissettiği sıkıntılar da olabiliyor. Sağlık açısından da önemli, sağılamaması ya da hani bir şekilde bunun gecikmesinin sıkıntılar yarattığını biliyoruz. Böyle bir odanın varlığı hepimizi rahatlattı tek kelimeyle. Peki diğer yerler açısından kadınlarla oturup, mesela siz sadece buradasınız ama diğer komisyondaki kadınlarla oturup konuştuğunuzda neler söylüyorlar? İşte sizin mücadele çizginizi onlara nasıl yansıtıyorsunuz? Ekranları başında bizi izleyenlere nasıl bir yol göstericilik yapmak istersiniz? Şöyle tek tek hepinize de sormuş olayım. Kadın mücadelesinde evet bizler bu binada çalışıyoruz ama sadece bu binada yaşayan kadınların ya da çalışan kadınların sorunları üzerine değil, tüm belediyelerde, yerel yönetimlerde, bütün arkadaşlarımızın, tüm kadınların mücadelesinde yan yanayız her zaman. O yüzden kadın arkadaşlarımızla görüştüğümüzde de dediğiniz gibi burada çok yeni, İSU'da da çok yeni, başka yerlerde hala hiç yok. Ama biz şunu biliyoruz, mücadele etmeden hiçbir yerde hiçbir şey kazanamıyoruz. Kent çağdaş da olsa, bakış açısı çağdaş da olsa bazı haklar mücadeleyle alınıyor. Bu yüzden de tüm kadınlarla mücadele edeceğiz ve hep birlikte mücadele edeceğiz. Ancak bir arada olursak çünkü bir şey kazanabiliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Tamamen mücadele, direnç göstermek. Yani karşılıklı dirençle kimin direncinin kırılması söz konusuysa o kazanıyor. Ama gerçekten mücadeleyi bırakmamak lazım. Bu zaten hani yüzyıllardır süren işte kadın mücadelesinde her kazanım bir şekilde mücadeleyi bırakmamaktan geçmiş ve bir olmaktan, dayanışmaktan geçiyor her şey tamamen. O yüzden bir kere kadınların kadın olduğunu hissetmesi, bilmesi, farkında olması ve ihtiyaçlarını tespit etmesi, farkında olması en başta önemli olan bana göre. Daha sonra zaten dayanışması gerektiğini, bir şeyler için mücadele etmesi gerektiğini farkına vardığı zaman zaten başlıyor süreç. Ya ben bütün kadınların ayağa kalkması gerektiğini düşünüyorum. Farkına varması gerektiğini, kendi değerlerinin farkına varması gerektiğini düşünüyorum. Biz değerliyiz. Bunu bildikleri, farkına vardıkları zaman dünyayı farklı görecekler ve başka şeyler de istemeye başlayacaklar. İşte o zaman yola girmiş oluyorsunuz, bir yola başlamış oluyorsunuz ve sonunda da bir şeyler kazanıyorsunuz. Yani kazanabildiğiniz neyse, yani ne istiyorsanız ona odaklanarak kazanabiliyorsunuz ya da onun için mücadele vermiş olmanın rahatlığını yaşıyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Bebeğim yok, bekarım. Ama buna rağmen arkadaşlarımdan gördüklerim çok farklı şeylerde. İnsanlar, yani kadın arkadaşlarımız birçok şeyde zorluk çekiyorlar. Bebeğini doktora götürmek için getirdiklerinde veya doktor sonrasında bırakacak yerleri olmuyor. Ve iş yerine getirmek zorunda kalıyorlar. Buraya getirdiklerinde emzirme sorunları oluyor, altını bakma sorunları oluyor. Yani biz birkaç şey dakika onlarla ilgileniyoruz ama ondan sonrası var önemli olan. Altın alma sorgusu dışarıdan gelen vatandaş için de aynı şey geçerli. Bizim için de aynı şey geçerli. Yani
Bu bizim için çok büyük bir şey. Başlangıç. Kadınların özellikle işte hastane, normalde de iş yerlerinde kreşin olması gerektiğini zaten söylüyoruz ama hani hastane sonrası getirecek hiçbir yer yok. Peki bundan sonrası için size de soralım. Diğer binalar açısından da neler yapmayı düşünüyorsunuz ve buradan seyircilerimize ne söylemek istersiniz son olarak? Şimdi yani bizim sadece Büyükşehir'in ana hizmet binasında kazandığımız bu oda tabii ki diğer arkadaşlara örnek olacak bir kazanım diye düşünüyorum başlangıç olarak. Ve biz oradaki arkadaşlarımızın da ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Onların taleplerinde kendi örneğimizi, kendi mücadelemizi, kendi bu süreci yaşarken yasal dayanaklarıyla birlikte ve bunu ısrarlı bir şekilde talebimizi devam ettirdiğimizde aldığımız sonucu onlarla, onların da yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla bu olmayacak bir şey değil. Sadece karşılaşılan en büyük sıkıntı yer gösterilmesiyle ilgili oluyor. Ama istenirse her şey de çözüme kavuşuyor. Biz de bunun istenilmesi, kadınların kendi taleplerini, kendilerinin dile getirmesini, bir şeyleri dışarıdan başkalarının onlar adına yapmasının çok mümkün olmadığını hatırlatmak istiyorum. Biz kendi talebimize, kendi ihtiyaçlarımıza sahip çıkmazsak kimse bizim için bir şey yapmıyor. Israrlı bir şekilde elde etmek istediğimiz şeyler için mücadele etmeye, arkadaşlarım da dediği gibi devam etmemiz gerekiyor. Diğer bütün kadınlara söyleyeceğim, hani bebek bakım odası ihtiyaçlarımızdan biriydi. Kreş var. İzin zamanlarında bakıcı ya da işte annelerine ya da bir şekilde kreşe verdikleri çocuklarını izinli olduğu ya da okullar kapalı olduğu zaman ya da kreş kapalı olduğu zaman bakımıyla ilgili izin almak zorunda kalan insanlar. Örneğin benim de bir yaşındaki bebeğime zaman zaman işimden izin alıp bakmam gerekiyor. Bu durumda bebekleri yasal olarak bunların hepsinin aslında altyapıları mevcut. Bunları gerçekleşmiş hale getirmek bizim çabamızda. Yani tüm kadınların öncelikle kendilerini bilinçlenip bu konuyla ilgili yapabileceklerin ne olduğunu, bu konuyu kimlerle birlikte dayanışarak gerçekleştirebileceklerini ve hiçbir yılmadan ne kadar umutsuz da olsa koşullar, ne kadar hayal kırıklığı yaşatmaya dönük de olsa süreç kazanılıncaya kadar bir şekilde istenildiği zaman biz amacımıza ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla her konu için bu geçerli, kreş için de başka şeyler için de arkadaşımın söylediği mobbing masası, kadınların her türlü ayrımcılık konusunda iş yerlerinde, çalıştığımız alanlarda, hatta bulunduğumuz kendi örgütlerimizde dahi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Kadınların birbirleriyle dayanışmaya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Buna inanmaları gerekiyor. Siz de bu dayanışmaya bu şekilde katkı koyduğunuz için size de çok teşekkür ederim. Ne yazık ki bize hiçbir şey altın tepside sunulmuyor ve burada kadınların da özellikle söylediği şey, birlikte olursak, bir olursak, mücadele edersek evet alamayacağımız hiçbir şey yok. Küçük bir bakım odasıyla başladı ama İzmir'den tüm Belsenli kadınların, hatta belediye çalışanı kadınların deyip daha da genelleyebiliriz belki bu durumu. Kadınların talebi öncelikle bir kreş, ardından mobbing masası, ardından gelecek kadın haklarına dönük bütün saldırılara karşı mücadeleyi güçlendirebilecekleri bir hat. Bu hat içinde birleşip örgütlü bir mücadele yapıyorlar ve tüm kadınları da aslında nerede olunmasını derken ben bunu kastettiğinizi düşündüm açıkçası. Birlikte olmaya davet ediyorlar. İzmir'den bu kadar. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.